Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Zinde uyandınız mı? Önemli olan güzel uyumak. İyi uyumak, zinde uyanmak. Yani önemli olan bu. Yastığa kafamızı koyarken böyle rahat rahat koymak. Şimdi Emirhan'ın gittiği ilk gün olarak vloğa başlayacağım. Biliyorsunuz Emirhan gitti. Emirhan gittiği gün çok kötü migrenim falan vardı. Çok kötüydüm yani. Üzüntüden oldu. Çok üzüldüm. Bilmiyorum çünkü çok alışmıştım ona. Sabah kalkıyordum, onu doyuruyordum. Onunla birlikteydim, devamlı kucağımdaydı. Bir de diyordum yani bunu kucağa kim alıştırdı, kim alıştırdı. Ben alıştırmışım tabii. Hani çok alışmıştım. O benim sanki yavrum, dördüncü yavrum gibi. Eşime bile dedim diyor. Doğursam bu kadar sevmem. Ne kadar çok seviyorum ben bunu diyordum. Hatta bir öpüyordum. Oğulcan dedi ya çocuğu öperken yutacaksın anne diyordu. O derece seviyorum ve hala seviyorum. Bu arada Emirhan Tazmanya'ya ulaştı. Şu an babasıyla birlikte. Babasından bize resimler geliyor. Babası diyor ki o sizin artık ailenizin bir parçası ve eğer ki bıkmazsanız, sıkılmazsanız ben size devamlı resim atacağım diye çok memnun olurum dedim ben de. Gerçekten çok memnun olurum. Çünkü onun iyi olduğunu görmek, onu görmek gerçekten beni mutlu eder. Sonuçta ben çıkarttım hastaneden, eve getirdim onu böyle bir küçücüktü, iki karış bile değildi. Sonra tombalak bir hale getirdim. Çok şükür Allah'ın izniyle oldu tabii ki. Yani ben de vesile olmuş oldum. Bilmiyorum, bir yerlerden başlamam gerekiyor. Hala üzülüyor muyum? Üzülüyorum çünkü çok alışmıştım. Bu arada abuk subuk konuşan, abuk subuk yazan, yok çocuğunun işte oğlu aslında, yok şöyle aslında, yok böyle aslında diyenlerin herhalde dilleri yani şimdi söylemeyeyim burada ama kaçmıştır bir taraflarına galiba. Bilmiyorum yani artık. Hı? Allah yukarıda. Allah her şeyi görüyor. Allah her şeyi gösteriyor, değil mi? İnsanlar için iftiralar atmayın. İnsanlar için yalanlar konuşmayın. İnsanları karalamaya çalışmayın. Ha, birine böyle bok sürmeye çalışırken eliniz hep bok oluyor. Onun haberini de olun yani. Kendi eliniz pisleniyor aslında. Bir de böyle üzücü bir nokta var. Gelip yazanların, çizenlerin çoğunun tanıdık olması gerçekten çok üzücü. Gerçekten çok üzücü bir nokta. Bir de her zaman eşim haklı çıkıyor. Bak bu kişiye dikkat et, şu kişiye dikkat et dediği zaman ben hani acabalarda kaldığım oluyor ama yani nokta atışı dan diye orayı mı vurursun be adam? Gerçekten dikkat et dediği kişilerden çıkıyor. Dedikodular hep dikkat et dediği kişilerden geliyor. İşte bu yazanlar, çizenler, buldurduklarımız hep dikkat et dediği kişilerden geliyor. Yani eşinizin dikkat et dediği kişilere gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor galiba. Galiba. İşim o kadar çok ki, o kadar çok ki işim. Yani böyle bahar temizliğini yapayım, yemek mi yapayım, bugün ne yapayım modundayım. Bugün bir şeyler yapmam gerekiyor ki hani böyle bir ayağa kalkayım artık yavaş yavaş. Bilmiyorum. Emirhan gittikten sonra çok üzüldüm ya. Yıkıldım resmen. Gerçekten böyle bir tuhaf oldum. Bir boşluk içine düştüm gibi hissettim kendimi. Onun için de seviniyorum. Şimdi babasıyla birlikte büyüyecek. Yani hani anne baba kabul etmeseydi, yarın bir gün bu çocukla ben büyütmüş olsaydım ve yarın bir gün annesinin babası istemiyor diye düşünseydi kendisi daha çok üzülecekti. Şimdi gerçek ailesi birlikte büyüyeceği için ben daha da mutluyum aslında. Ben üzüldüm. O kadar özleyeceğim. Ama özleyeceğim zamanlar resimleri gelecek. Gerekirse giderim. Yine öperim, okşarım, koklarım yani. Benim elim değdi ona artık yani. O yüzden elim hep onda olur. Bugün biraz depoyu düzelteceğim. Depomu görmeyin. Gerçekten görmeyin. Kutu 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 kullanmayacağımız ne varsa biz öbür evden gelirken onları hep kutuladık. Çoğu böyle kıyafetler, eşyanın istemediği yok, oyuncaklar, kitaplar, şunlar, bunlar, mutfak malzemeleri o kadar çok ki. Bir o kadar da verdim, boşalttım. Hani ben mesela 2-3 tane porselen takımı tutmam. Bir tanesi kullanırsam bir tanesi durur. Hani 2-3 tane setti şuydu buydu tutmam. O hemen diğerlerini veririm. Onları hepsini zaten vermiştim. Ve şimdi o kadar çok vereceğim yine çıktı ki. Bir o kadar daha var yani. O derece. Kıyafet de şuydu buydu. Bir de Türkiye'ye giderken ayırdığım kıyafetlerim var. Şunlar bunlar var. Tanıdıklarım için götürdüklerim, götüreceklerim var. Hediyeliklerim var. Onları falan hep ayırmam gerekiyor. Yani bir tamamen bir bahar temizliği yapmam gerekiyor.
Dikiş odamı dün biraz şöyle düzeltir gibi yaptım. Akşam biraz kafam dağılsın diye biraz söktüm, biraz diktim, biraz böyle bir şeyler yaptım kendi kendime. Bugün galiba benim sadece konuşasım var. İş yapasım yok. Ben böyle konuşayım, siz dinleyin, olur mu? Ne olacak? Her gün vlog da olmaz zaten ya. Böyle azıcık da konuşmak gerekiyor aslında, değil mi? Ben konuşayım, siz dinleyin. Hatta da yazın işte yorumlara. Ha, bu arada yorumları da okuyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Güzel güzel böyle destek veriyorsunuz ya. Hani izleyip böyle benim dediğim gibi, hani izleyip video ile ilgili yorumlar yazıyorsunuz ya. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çünkü hani devam destek yazıldığı zaman belli bir süre sonra onu YouTube şeye düşürüyor. Yani spam'a düşürüyor. O yüzden devamlı aynı şeyi yazmazsanız, güzel güzel videomla ilgili yorumlar yaparsanız da sevinirim. Bu arada masam sallanıp duruyor. Vuruyorum çünkü devamlı ya elim ya ayağım bir yer çarpıyor. Nasıl sallanıyor? Tripod da sallanıyor. Sallanıyoruz. Hep birlikte sallanıyoruz. Neyse çok 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 lafı uzatmadan ben bir şöyle bir yavaştan yavaştan başlayayım ha. Ne dersiniz? Birlikte başlayalım. Arada kameralı gözlüğümle, arada işte telefonumla falan filan vloglar çekerek de devam da edeyim. Oğulcan Paşam da evde. Oğulcan Paşam da bana yardım ediyor. Sağ olsun. Başlıyoruz. Tarçın gene kuşun biri gelmiş. Ne istiyor bizim camdan? Cama çarpıp ölüyorlar ondan sonra. Bekle oğlum. Ne istiyor ki? Camdaki suları mı içiyor? Ne yapıyor? Bilmiyorum ki. Geliyor buraya ve tık 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 cama vuruyor. Ekmek koyalım dışarı hadi. Ekmekleri bitti belki de. Bugün çözemediğim bir şey var. Bugün çözemediğim bir şey var. Bu kuş benden ne istiyor? Ne istiyorsun be kuş? Ne istiyorsun? Ekmek de koydum. Gidiyor, geliyor bu camı. Bak geldi gene. Ne istiyor olabilir sizce? Açılmıyor da. Açsam girse içeri de açılmıyor. Bir şey istiyor. Gidiyor, geliyor bir şey istiyor benden. Ne istiyorsun benden? Suyunuzu da koydum. Bak geldi gene. İçeri girip ne yapacaksın ki? Ha? Ne yapacaksın içeri girip de? Ne istiyorsun? Ama çözemiyorum. Sabahtan beri gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Allah Allah. Yavrusu falan mı düştü yere? Onu mu arıyor? Ne yapıyor? Yazık ya. Tarçın ne istiyor bu kuş bizden? Ne istiyor oğlum? Bak gitti gene gelecek. Emin olun gelecek. Orada bekliyor. Geliyor cama vuruyor. Geliyor cama vuruyor. Bir dışarı çıkayım bakayım ne var? Yere kuş yavrusu falan mı düştü acaba? Allah Allah yazık ya. İşte dilleri yok anlatamıyorlar. Yani böyle kötü bir şey konuşamamak. Ha geldi gene. Gene geldi. Oğulcan. Çıkalım biraz daha ekmek koyalım, tamam mı? Belki ekmek beğenmemiştir. Öbür ekmekten koyalım. Ha, kroasan koyalım, pasta koyalım, başka bir şey koyalım. Hı? Ne oğlum hadi. Sularına da bakalım. Ha, bu arada bunları çıkarttım. Bunları ne yapacağım biliyor musunuz? Biz normalde kış işte kış olunca Karlıdağ'a gidiyoruz. Orada kayak falan yapıyoruz diye bunları ben aldıydım. Hani çocuklar kaymak isterse diye. Ama orada herkes kendi kayağını kullanıyor. Kendi kayağını kullanınca biz bunları kullanamadık. Bunları da ne yapayım ben? Bir sürü tohumum var. Toprak atayım şöyle. Üstüne de tohum atayım. Köşeye bu arka taraftaki bahçeme bir yere koyayım. Orada tohum üretmeye kullanayım ben bunları, değil mi? Mantıklı, mantıklı. Şişi ısıtayım, biraz delik açayım şunlara. Su da gitsin. Bunları da arka tarafa koyacağız nasıl olsa. Dur ekmek falan alalım, biraz bir şeyler daha alalım. Kraker falan mı koyayım? Ne koyayım bilmiyorum ki. Gel, gel Tarçın sıkışma kapıda. Hadi. Gidelim Tarçın. Gidelim. Hadi. Gidelim. Bakalım ne istiyormuş. Bakalım ne istiyormuş. Hayır. Hayır havlama. Nay. Nay. Kraker götürüm. Eşan Sultan'ın en sevdiği krakerlerden. Belki onlar da sever. E sen ne mi istiyorsun?
Aman. Al. Harakçı seni. Sanki yiyeceksin. Çakır sen de mi? Harakçısınız lan. Çakallar size. Al. Sanki sen de yiyeceksin. Bak nasıl ıslanmış yağmurda. Neyse ki su geçirmiyor bunlar. Tarçın sen orada dur. Ben bir bakayım ne istiyor yazık. Allah Allah. Ne istiyorsun sen bizden? Ha? Bak sularını da koydum. Kangurulara yem mi yapacaksınız beni? Ne yapacaksınız? Buraya koyayım böyle. Hı. Suyu dökeyim bir değiştireyim. Şuralara atayım şöyle. Gideyim şu diplere atayım. Allah Allah. Buraya döküyorum bak. Ayak basılmıyor buraya işteyse. Görün. Gelin buradan yiyin. Bak buraya atıyorum. Görün buradan yiyin. Kuşlar. Acaba çatıda falan yavrusu mu var? Bir de yukarıdan çıkıp bakayım. Şöyle dökeyim bari. Değil mi? Hah. Tamam. Hadi. Bunun yaprakları da sararınca şöyle kopartıyorum. Atıyorum yere. Cücüklerim bir şeyler aşağı uçmasın. Olur ya cücük mücük alırım yine. Bir şey olur. Ha? Bunları güzelce yıkayayım da kaldırayım. Depoya koyayım. Depoyu da görmeyin. Depo da tam depo tam. Vallahi tam depo. Bunları yıkayayım. Şuraya koyayım. Şurada yıkayayım. Sonra kaldırayım. Depom da tam depo. Dolu dolu. Full. Çakılı. Bir toprak yedim şu patateslerin üstüne. Biraz daha atayım. Az bir şey daha toprak atayım onlara ben. Ne var? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne var? Tipsiz. Eldiven falan da takmadım ama neyse. Geldim patateslerim. Sen gene mi büyüdün burada ya? Öf. Ya ne kadar arsız su sarı çiçek ya. Yine mi büyüdün burada? İstemiyoruz dedikçe geliyorsun geliyorsun büyüyorsun ya lan. Vallahi ha. Bir de sulama sistemi ta altında büyümüş. Git patateslerimi rahatsız etme. Ya sen? Ah sevmedin. O hakikaten burnunun dibinde bitiyor ha. Ama ben böyle yoluyorum. Görüyorsunuz. İnsanları da böyle hayatından çıkartıyorum yani. Kurtabilir miyim ki böyle? Gittim valla. Ya işte tırnak ne desin? El ne desin? Valla. Emirhan var diye ben tırnak yaptırmıyordum. Şimdi tırnaklarımı yaptırabilirim ama bu kadar da bahçe var bahçe. Hiç durmuyorum ki. Hiç durmuyorum. Siz şöyle biraz yatın. Şu diplerinize biraz bakayım. Hı. Şöyle. Ne yat. Benim bildiğimde böyleydi yani. Bilmiyorum böyle yatırıyorlardı. Üstüne şey atıyorlardı. Toprak atıyorlardı. Yatabilir miyim ki böyle? Gittim valla. Ya işte tırnak ne desin? El ne desin? Valla. Emirhan var diye ben tırnak yaptırmıyordum. Şimdi tırnaklarımı yaptırabilirim ama bu kadar da bahçe var bahçe. Hiç durmuyorum ki. Hiç durmuyorum. Siz şöyle biraz yatın. Şu diplerinize biraz bakayım. Hı. Şöyle.
üzerine yat. Benim bildiğim de böyleydi yani, bilmiyorum, böyle yatırıyorlardı, üstüne şey atıyorlar, toprak atıyorlardı. Kız yaptım, yaptım. Yaptım. Şöyle. Sadece şöyle yapayım. Bir poşet toprak döktüm. Bir poşet toprak döktüm. Ya bahçe eldivenim yokmuş gibi. Ama ne yapayım? Kuşa çıktım. Aklıma bu geliverdi. Tamam. Siz şimdi biraz böyle durun. Tamam mı? Ha. Böyle durun. Sonra bir poşet daha dökeceğim üstünüze. Az bir şey daha büyüdükten sonra. Bunu da çöpe atalım. Ya kangurunun pokları hala burada. Yiyecekti beni, yiyecekti. Eldivenim oradaymış. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Bu çeşmenin ucu ta nerede ki? Ay, su ne kadar sıcak geldi. Unuttum. Boşa gitmesin su. Şurada yıkayayım. Vallahi unuttum. Yağmur yağıyor devamlı ama olsun, şöyle biraz daha serpeleyim. Siz de şu içeride durun ya. İçeride durun, içeri dökülün. Yapay çimenin üstüne dökülüyorsunuz. Onun için zaten şunu şey yaptım şöyle. Bağladım ki içeride dursunlar. İşte ise içeri dökülsünler. Yapay çimene dökülüyorlar, dökülüyorlar. Yapay çimenin aralarından çıkıyor sonra. He oğlum. He. Evet, dediğiniz gibi domateslerim sık. Domateslerim sık. Domatesleri seyrelteceğim. Merak etmeyin, seyrelteceğim. Sık domateslerim, evet. Haklısınız yani, haklısınız. Şunlar da marul falan herhalde ya, arada büyüyenler. Tam bilemiyorum ama. Yükseldiler zaten iyice. Domateslerim. Çiçekleri var şöyle. Dipten dipten sulamaya çalışıyorum. Çiçeklerini dökmeyin. Patateslerim. Patateslerim. Hadi. Bir yandan da yağmur atıyor kapıma kapıma. Şu kaynağın bir de durmadan düşüp duruyor ya. Öf. Aynen, yağmur atıyor. Ben yavaş yavaş içeri kaçayım. Maşallah gülüm, sana da maşallah. Zaten yağmur yağıyor ama olsun, şöyle sulayayım. Burada su dolu zaten. Göz hakkıdır. Şöyle hepinize vereyim. Sulama sistemi çalışıyor. Sulama sisteminin gelmediği yerlere koymaya çalışıyorum daha çok. Şurada da iki tane, üç tane ağaç çıkıyor. Bunlar kesin ağaç. Ne ağacıysa bilmiyorum. Koparmayacağım. Onlar büyüsünler. Maşallah sana, hadi. Maşallah. Aferin. Maşallah. Ben bunu şey yaptım ya. Budadım ya. Güzel uzadı. Yağmur atıyor. Yağmur. Hadi. Vereyim sularınızı. İçeri kaçayım. Ha? Sana da maşallah. Bunun gülünü görmelisiniz. Böyle ah, böyle böyle avuç kadar oluyor, avuç kadar. Ya ya. Bir de şurada giderdi, böğürtlen herhalde. Oo, ayağım kayarsa aşağıdayım, haberiniz olsun. Hemen acil arayın onu. Pişt diye gidiyormuşum bir de ben böyle. Sen böğürtlen bunlarda. Sarmaşıklar da benim. En sevdiğim şey sarmaşıktı. Bir sürü sarmaşığım oldu. Şurada kurudu ya. Yazık.
Onun dibindeki neyi onu da soracağım size. Onun dibinde de bir şeyler çıkıyor. Onun dibinde de ne var bilmiyorum. Bir şeyler çıkıyor. Ondan hiç bilmiyorum yani hiç. Hadi tamam. Gidiyorum. Kuşun derdini çözemedim ama derdi ne acaba? Buradan neyi görüyor? Buradan anca kendini görüyordur benim gibi. Başka bir şey görmüyordur. Üşüdüm. Üstümü çıkarıp belime sardım ama sarmayaymışım, iyiymiş. Şu şeyini kapatalım. Örümcek ağlarını görüyorsunuz. Örümcek ağları. Ne oldu? Gittin mi sandın sen? Ben seni bırakıp gider miyim? Hı? Gider miyim hiç? Şunu kenara koyayım. Akşamüstü ekeriz yağmur olmazsa. Tamam mı tarçın? He oğlum, bu da zaten mangallıkların yerine gitsin. Hadi bakalım. Ne var? Ne oldu? Öyle bekliyor, öyle bekliyor. Evet. Pilav yapıyorum. Pilav yapıyorum. Eyşan Sultan'a makarna yapacağım. Artı. Ne yapacağım oğlum başka? Şinister yapacağım biraz da. Şinisterle birlikte ay, çok buzluydu. Olcan dedi ki ben doğrarım anne dedi. Paşam benim. Tost yaptım kendime, yiyemedim, orada kaldı. Olsun. Yerim biraz sonra. Kuşla uğraşıyorum çünkü. Kahvemi de alayım. Kahve içiyorum bir yandan. Thank you oğlum. Kahvemi de yaptım. Olcan da badem atıştırıyor. Gitmiyor. Ne yapsam gitmiyor bu kuş benden. Ne istiyor? Krekeri de beğenmedi. Ha? Kreker de koydum. Ekmek de koydum. Kreker de koydum. Suyunu da değiştirdim. Bir şey istiyor. Bir şey diyor ama anlamıyorum ki. Vallahi anlamıyorum. Allah Allah. Geliyor geliyor, camı çalıyor. Bak gene geldi. Ne istiyorsun? Hocam ne istiyor acaba ya? Bak. Gel buraya, korkutma. Buraya gel. Gezme sen spor odasına. Geç içeri. Geç yerine sen. Yürü yerine. Yürü. Girme buraya. Tüyleri döküldü. Ondan sonra buraları süpürmek zorunda kalıyorum. Uğraşıyorum. Babası da kızıyor. Bir gün bamyasını kesecek onunla. Aa gene. Camı açsam içeri girse mi ki? Tamam, açayım camı, girsin içeri. Ama tül var, giremez ki. Tül var, giremez. Oo, çok da ceyran yapıyor. Tül de var, giremez. Allah Allah. Ne istiyorsun ki ya? Ne istiyorsun ki ya? Anlamadım. Vallahi anlamıyorum. Allah Allah. Ne istiyor ki oğlum ya? Ay geçeyim şöyle. Oy. Takip edip git yerine. Yerine git. Girme buraya. Noy. Yerine. Geç yerine yat. Git yerine. Yürü 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 yürü. Çabuk. Çabuk yerine. Çabuk yerine. Yerine. Yürü yerine. Yürü yerine. Tarçın kamiye. Yürü. Geç yerine. Geç yerine. Heh. Şimdi bak dağıtmış gene. Ne yaptın gene oraları? Gene ne yaptın? Kızarım ama. Gene dağıtmış. Şey yapacağım, süpüreceğim biraz sonra. Süpürdükten sonra da şey, bu yatağımı değiştireceğim. Bu yatağı koyacağım. Şeyleri de düzelttim. Onların dolaplarını düzelttim. Onların dolabı da burası. Burası onların dolabı. Güzel yataklarını vernerledim, oraya koydum. Burada böyle hemen yıkanmış, ütülenmiş, hazır her şeyleri. Oyuncakları vernerlenmiş biçimde. Böyle yani. Böyle. Onların dolabı da burası. Mamalarına kadar falan buraya koyuyorum böyle. Ve rahat oluyor. Yakın ya oradan bura, rahat oluyor yani. Ha. Gezip durma. Duydun mu? Gezip durma. Ayağımın altında gezme. Nasıl dinliyor? Sakın ayağımın altında gezme. Baby değilsin. İnanmıyorum. Karılarından köy çıktı. Hala baby'im diyorsun. Bak ya. Bak. Has mı yedin? Tüfe ne şımarıyorsun ya? Ne kadar şımarıksın ya? Ha? Yatakların minderleri her şeyi dağıtıyorsun.
Yat oraya baby ol. Yat baby ol. Yat baby ol. Baby ol. Baby. Aferin. Aferin. Burada baby gibi kal. Kızarım. Çok fena. Çok fena. Yazık. Pilavımı kavuruyorum. Biz adama sanki... Adama sanki başka bir şey anlatıyoruz. Başka bir şey anlatıyoruz sanki. Ya ne istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun? Ne? Ne? Elleme. Yemek yapıyorum. Kaybol. Sevemem şimdi. Kaybol. Zibide. Tarçın gene geldi bu. Gene geldi oğlum. Gene geldi. Allah Allah. Girme sen. Otur oraya. Sit. 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 Otur. Stay. Stay. Bak gene geldi. Ne istiyor çözemedim ama. Harbi çözemedim. Çözebilen var mı yani? Kuşlar böyle yapınca ne ister? Ben sana stay dedim değil mi? Stay dedim, arkamı dönünce niye hareket ediyorsun sen? Kızarım. Noy. Noy. Ay çıtır çıtır vuruyor vallahi, cama vuruyor. Bak gitti, biraz sonra gene gelecek. Kesin gene gelecek. Ne istediğimi bilmiyorum ama gelecek. Bir muhallebi denemesi yapıyoruz Oğulcan'la. Şimdi Oğulcan bunu böyle burada karıştırdım. Tamam oğlum. Sonra bunu tencereye koyacağım. Tencereye koyacağız hani. Sonra her ya, yer salça olmuş oğlum. Salçalı şeyle karışır mı oğlum? Karışır. Ben seni şimdi karıştırırım var ya. Eşeğe bak, salçalı şeyle bu mu karışır? Her ya, yerden manlıma. Temizlenir zaten. Tabii. Şimdi şu makarna oldu. Pilav oldu, makarna oldu. Bu tavuk olacak. Başka. Bu salçalı şeyi ben kaldırayım buradan da. Şu ıslak mendilinden. Tarçın da ortada gezip duruyor. O gezip duruyor. Şurayı bir alalım hemen şöyle çocuğum. Çünkü ısındıkça iyice yapışmasın. Bir daha da şey yaparken dikkat et. Karıştırırken salçalılar sağa sola sıçratma, olur mu oğlum? Şimdi bunu burada ısıtacağız. Isıttıktan sonra Isıttıktan sonra bu şeyi mi dökeceğiz muhallebini? Bunu yine ona dökeceğiz. Bunu ona dökeceğiz. Yok, sütü ona dökeceğiz. Tamam, başka bir kapta ona dökeriz. Sonra iyice karışacakmışsın. Onsa geri onu çağıracak. Bir soğuma şeyi var mı? Bekleyeceğim mi soğusun falan diye? Soğusun diye bekleyeceğim demiyor ama. Arapların muhallebisini yapıyoruz. Ama var ya böyle bir değişik görünüyor. Kokusu salep gibi. Çok güzel. Yok, soğuma sıfır. Tamam. Demiyor. Sadece şey tamam. İyice sümürlüğüne kadar karıştıracak. Okey, kaynasın o zaman. Onu başka bir yerde karıştırır, onun içine atarım. Öyle. Evet, muhallebiyi tekrardan Oğulcan dediği gibi yaptık. Başka bir kapta karıştırdık, getirdik, buraya koyduk ve devam ediyoruz. Pilav tamam. Tavuk tamam. Diğer tavuğumuz haşlanıyor. Bu arada Emirhan'ın babası bize resim atmış. Resimleri bir göstersene oğlum. Yavrum benim ya. Resim atmış. Emirhan iyiymiş. Kuzum benim. Bakalım biz devam ediyoruz. Nasıl karıştırdıysam buralar hep şey olmuş. Neyse. Neyse. Muhallebi de şöyle bir muhallebi. Arapların. Onu deniyorum. Bunu deniyorum. Bilmiyorum. Güzel olur herhalde. Çünkü sarı gibi rengi bir de. Tarçın sen de mi bekliyorsun? Sen de mi bekliyorsun oğlum? Tamam, dedikleri gibi yaptım, uyguladım. Aynen bu biçim. Kapaklı şöyle kaplarıma koyayım. Buzdolabı kokusu almasın. Muhallebilerim. Kuşla uğraşıyoruz, kuşla.
İnanır mısınız sabahtan beri, yani sabahın kaçıydı, 7'siydi. Sabahın 7'sinden beri o kuş geliyor gidiyor, camı çalıyor, geliyor gidiyor camı çalıyor. Ama ben ne demek istediğini anlamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Yazık, çok üzülüyorum şu an. Üstlerine tarçın falan bir şey gezdirmeyeceğim. Yerken isteyen döküp yesin. Değil mi? Yani. Kızlar ben 4 paket yaptım. 4 paketinden bu kadar çıktı. 11 tane. Yani biraz daha doldurmazsam 12'şer tane, 12 tane falan çıkıyor. Bir paketten demek ki 4 kase falan çıkıyor anca. Biraz ılısınlar. Biraz ılıdıktan sonra da kapaklarını kapatacağım ve buzdolabına koyacağım. Bu kadar. Bu kadar. Biraz da fişminka kızartacağım. Çocukların okuldan gelme saati yaklaşıyor. Biraz da köfte. Gelince hemen yesinler. İsterlerse de zaten makarna da var. Pilav da var. Tavuklu yemek de var. Normal haşlanmış tavuk da var. Onu üstüne cornflakesle kızartıyorum ya, o şekilde yapacağım. Ama bu arada bir şey göstermek istiyorum. Bir şey göstermek istiyorum. Muhallebilerimi de dolaba koyayım. Benim kuş hala orada. Aa, bir şey getirmiş. Ah, bir şey getirmiş. Bir şey getirmiş. Aa, dışarıya çips koyduydum. Bana çips getirmiş. Tayfur tarafa koydum ama krekerle çipsi. Allah Allah. Niye geri getiriyorsun bana sen? Ben siz yiyin diye koydum onları. Bisküvi, çips, kraker, ekmek. Vallahi aklıma ne geldiyse götürdüm koydum artık. Hani belki çeşit istiyordur dedim. Niye geliyorsun sen devamlı? Bana getirme, kendin ye. Kendin ye be. Yavrum kendin ye. Yazık. Nanelerim de bu torbaya koydum ya. Biraz daha burada kurusun, ufalayacağım. Reyhan ablam çünkü demişti ki bunları koyarken ufala, öyle koy kullanımın kolay olsun demişti. Ufalayacağım ve koyacağım inşallah. Ya bana çips getiriyor. Benim verdiğim yemeği geri bana getiriyorlar. Yazık ya. İşte böyle böyle. Çevireyim şunları bir. Şimdi sizlerde kızartıyorum. Köfteler aynen kızarmaya devam ediyor. Ama benim kuş da camı çalmaya devam ediyor. Gerçekten inanmayacaksınız ama kuş gerçekten camı çalmaya devam ediyor. 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 Şuradan şöyle çekeyim. Gittiğim zaman uçuyor çünkü. Ha, orada gene. Ne istiyorum? Camı çalıyor abi. Ha, böyle camı çalıyor bak. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Allah Allah. Bütün gün ya, sabahtan beri camı çaldı. Hala çalıyor. Bak. Ne istiyorsun ama? İçeri gelmek istiyor. İçeri gelsene, spor mu yapacaksın? Ne yapacaksın içeri gelip de? Bak ya. Allah Allah. Bilmiyorum ne yapacağımı. Ispanağımı da ayıkladım. Evet, ıspanağımı da yıkadım. Ispanağı da yıkadım. Kaç tane su yıkadım. Nasıl çamurluymuş. Onlar sütleri suyla. Bu arada fasulyelerim, havuçlarım, kabak, patlıcan, onları da yıkadım. Bunları böyle yıkamışken mücver yapayım diyorum. Fasulyeyi de kavurayım. Ne bileyim işte. Ne kadar şeymiş. Yemeklerim de oldu. Tavalarımı yıkayacağım. Tavaları yıkadıktan sonra da işte ocağımı temizleyeceğim. Yani bitmiyor işim. Bugün işe verdim kendimi. Bugün böyle. Sıkırıcı da bekleteyim. Kapıyı yıkadım. Ispanakla yaş pasta mı yapsam ki? Ispanakla yaş pasta biliyor musunuz? Güzel oluyor. Şampıstıklı gibi oluyor. Olabilir aslında, ıspanaklı yaş pasta yapsak.
Güzel olur. Ispanak yemeğim var çünkü hazırda. Bir de öbür dolabımda ıspanak yemeğim var, kıymalı. Yemeğim de vardı aslında. Bunları böyle çok çok yapmamın nedeni de menüleri de koyuyorum. Menü yemeklerini de yapıyorum. Hemen menülere de ayırıyorum. Taze taze de yiyorlar. Öyle yani. Devam edeyim. Bir dakika oturayım dedim. Hala orada ya. Hala orada. Hala orada. Neden? Neden orada? İçeri gelip ne yapacaksın? Ya camları da açamıyorum. Çünkü camları açtım ama tel var. Giremiyor içeri. İçeri gelmek istiyor. Cık. Anlamıyorum. Ne anlatmak istediğini anlamıyorum ben. Ne anlatmak istiyor ki? Cık. Bilmiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Orada. Camı çalıyor, havalanıyor. İçeri gelmek istiyor. Camı çalıyor. Devamlı cam çalıyor. Devamlı cam çalıyor. Suyunu koydum. Ekmeğini koydum. Çips koydum. Kraker koydum. Tatlı koydum. Pasta koydum. Ne varsa evde götürdüm. Birer parça koydum. Hani ne bileyim. Ne bileyim. Yazık. Evet, böyle köfteyi kızarttım. Fish finger'ı kızarttım. Şinistellerini de kızarttım. Ama Eyşan Sultan... Biraz da ne istedi? İçli köfte istedi. Biraz içli köfte kızartayım. Artık. Dağılmasın diye uğraşıyorum ama çünkü buzluktan çıkarttım. Şimdi gözlükle çekmiyorum. Elim dolu. Gözlüğümle çekseydim iyiydi. Zaten buzluktan çıkartınca şu iki tanesi birbirine yapışmıştı. Zor ayrıldı. Bir de içli köfte yapmayı deneyelim. İçli köfte yapmayı deneyelim. Yapabilirim galiba. Galiba bilmiyorum. Hala orada ya. Hala geliyor. Akşam oldu artık. Hava kararacak. Ne istiyorsun bir ora bir bura bir ora bir bura. Ne istiyorsun anlamadım ki. Anlamadım ki. Harbi anlamadım. Ne istiyorsun anlamadım. Anlamadım. Minderler gene uçmuş. Bir de küt küt cama çarpıyor. Yazık ya. Cık. Kahve yaptım. Kahvemi yudumlarken. Yudumlarken. Ne var Çakır? Sen ne istiyorsun oğlum? Ha? Senin de bir derdin var ama çözemiyor. Cık. Bugün var ya hem bu hem o kuş. Bir tane kedi geliyor bahçeye. Bilmiyorum bilmiyorum. Bilemiyorum. Hep boklamış kenarları da. Baksana orada duracağım diye. Allah Allah. Artık bahçeye çıkarken korkar oldum ha. Önüme bir şey çıkacak diye korkar oldum. Kahvem uçmasın. Şöyle koyayım ama. Uçmasın. Şu pislikleri de şu tarafa atacağım. Çünkü çimenler kesilirken... Onlar alınıyor nasıl olsa oradan. Süpürmem lazım zaten. Burada elektrik süpürgesiyle bahçe süpürgem var. Onunla süpürüyorum. Evet, bayağı bir yaptım. Bütün içindeki değişik otların hepsini ne yaptım? temizledim. Şuraya geldim. Şurayı yapıyordum ki bunun içinde şeyler var. Sümüklü böcekler yuva yapmış, yazık. Şimdi öyle yaparsam belki ölürler, belki yuvaları kaybolur. Biraz şöyle üstten aldım. Derinlemesine girmeyeceğim. Sümüklü böcekler içine yuva yapmış çünkü. Neyse. Neyse. Elim çamur oldu gene. Gideyim yavaş yavaş geri. Ben yoruldum, o yorulmadı. Yemin ediyorum o yorulmadı. Ben yoruldum, o yorulmadı ya. Gerçekten o yorulmadı. Durmadan çalıyor.
Ne demek istiyor çözemedim ama gerçekten yoruldum zaten. Bugünlük de böyle olsun diyeyim. Bugün kendimi biraz mutfağa verdim. Biraz işlerimi hallettim. Teşekkür ediyorum benimle oldunuz. Destek verdiniz. Güzel yüreklerinize sağlık. Bu minnoşla kapanış yapayım bu sefer de. Bu minnoşla kapanış yapayım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.